Radyo Kitaplığı. Hazırlayan ve sunan Doktor Necdet Subaşı. Merhaba değerli dinleyiciler. Radyo Kitaplığı'nda bugün Alex Haley'in Malcolm X adlı kitabını tanıtacağım. Malcolm X aslında bir biyografi kitabı, bir roman da diyebiliriz ama gerçek hayattan alınmış bir roman demek daha doğru olacak. Siyahi hareket içerisinde tanınmış, ünlenmiş, kelimenin tam anlamıyla ırkçı olarak tanımlanabilecek bir kahramanın ilerleyen süreçlerde Müslüman olması ve giderek kendini Müslümanlaştırmasını ortaya koyan, bu serüvenin değişik etaplarını bizimle paylaşan bir biyografiden söz ediyorum. Malcolm X'in biyografisi, ırkçılığın türlü biçimlerini, İslamlaşma süreçlerini ve tabii ki Müslümanlaşma serüvenini çok yakından görmemizi, gözlememizi sağlayan önemli bir yapıt özelliği taşıyor. Herhalde bu özelliklerinden olsa gerek, yayınlandığı günden itibaren dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi ülkemizde de Malcolm X'in hayat hikayesi dikkatle takip edilmekte. Onun İslamlaşma süreci, İslam'la tanışması ve İslam içerisinde ortaya çıkmış gruplar arasındaki hareketler, o hareketlerin içinden sıyrılması ve kendince müstakim bir çizgiye dahil olması önemli, dikkatle izlenmesi gereken bir biyografi özelliği taşıyor. Amerika'da siyahi hareket tabii çok acılarla, çok büyük kederlerle dolu bir hareket. Irkçılığın tek tek her bir siyah insana yüklediği fatura tahammül edilebilir gibi değil. Malcolm da bu süreci ağır bir şekilde yaşayanlardan. Sürecin ağırlığı, dayatıcılığı, inciticiliği o kadar vahim ki ilerleyen süreçlerde Malcolm siyahlardan başka bir insan tanımayacak. Hatta siyahları Allah'ın seçtiği bir toplum olarak, bir millet olarak tasavvur etmeye yönelecektir. Kişisel yaşamında karşı karşıya geldiği trajediler, siyah olduğundan dolayı maruz kaldığı şiddet, maruz kaldığı dışlanma, onu beyazlar hakkında ölçüsüz analizlere, genellemelere ve toptancı bir takım karalamalara yöneltecektir. 20 yaşında tahmin edilebilir nedenlerle hapishaneye girdiğinde aslında hayatının en önemli etapları da başlamış olacaktı. Hapishanede Müslüman olur. Müslüman olduktan sonra İslam'ın genel geçer bilgileriyle, genel geçer üslubuyla, genel geçer dünyasıyla tanışmaya, bu dünyayla kendini eşleştirmeye çalışır. Ancak kendisine önderlik eden kahramanlar, Müslüman olmasına vesile olan insanlar, İslam'ın temel prensipleri konusunda yetkin birer isim değillerdir. Zaten hapishane koşullarında Müslüman olmuştur ve orada İslam'la temas kurmasını sağlayan tırnak içinde aracılar, ne yazık ki onların da çok sorunlu bir dini muhayyilesi, çok sorunlu bir din algıları vardır. Irkçılıkla İslam'ı, ırkçılıkla İslami perspektifi buluşturarak kendi yaşamını sürdürmeye başlayan Malcolm, hareketliği, etkinliği, sosyal yaşamdaki oldukça yürekli çıkışları ona önemli pozisyonlar yükleyecektir. Hareketin içerisinde kıskanılacak, rakip görülecek, gözden çıkarılması gerekecek bir kahraman olmaya doğru yönelmektedir. Ancak onun içinde yaşadığı dünyanın, dahil olduğu Müslüman cemaatin yer yer sapkın, yer yer sıra dışı, yer yer İslami gelenekle hiçbir şekilde uzlaşmayan yaklaşımları zihnini açmaya başlayacak, gerçekleştirdiği bir hac yolculuğu sayesinde de bu hareketten tamamıyla kopacaktır. Hareketten kopması, aynı zamanda ırkçılığı reddetmesi, aynı zamanda koca bir İslam ümmetiyle bütünlüklü bir şekilde tanışmasını ve onlarla kucaklaşmasını sağlayacaktır. Ne var ki Malcolm'un bu ayrışma çabası, Amerika'daki yerleşik ırkçı, dinci söylemlerden kendini uzaklaştırması düşmanlarını artıracak, varlığı pek çok kişi için tehdit kaynağı olmaya başlayacaktır. Irkçılığı ideolojik bir düşünce olarak bile değil, tamı tamamına psikolojik bir hastalık olarak gören Malcolm, kendi kişisel dünyasında ahlakın yerini, ahlakın bütüncül yönlendiriciliğini özellikle vurgulamakta ve eğer uğrunda ölmeye hazır değilseniz özgürlük kelimesini sözlüklerinizden çıkarın demektedir. Malcolm kendisini düşman olarak gören belki
eski arkadaşları tarafından, belki uluslararası bir istihbarat örgütü tarafından, belki başka bir yapı ya da kriminal örgüt tarafından şehit edildi. Ama onun mirası bize ırkçılığı, batıl ve sapık itikatlar içerisinde yolunu tutturmaya çalışan insanların yaşadığı her cümerci ve kargaşayı göstermesi açısından son derece önemli. Malcolm'a Allah'tan rahmet diliyoruz. İyi günler diliyorum efendim. Radyo Kitaplığı. Hazırlayan ve sunan Doktor Necdet Subaşı.